Herkese merhaba. Bugün şahane bir konuğumuz var. Sevgili Celil Nalçakan bizimle hoş geldiniz. Eyvallah efendim, hoş geldik. Efendim, üçü bir arada oyunuyla başlamak istiyorum ben. Tabii. Peki bu projeyi buluşma süreci nasıl gerçekleşti? Bu ekip nasıl bir araya geldi? Ya şöyle ki şimdi ben zaten Cem abiyle aynı dergide yazıyorum 6 senedir. Kafada yazıyoruz birlikte. Ben hakikaten çok severim. Ne ustamız bizim zaten, büyüğümüz. İstanbul Halk Tiyatrosu ile zaten bir organik bağ var. Çünkü Erkan abi orada, Bahtiyar abi orada. Evet. Yani herkesi tanıyoruz zaten. İşte iki sene ya da üç sene önce tabi e, tabii oldu o kadar. Bir yaz akşamı ben işte Bodrum'dayken bizimkilerle otururken Cem abi aradı. Dedi ki böyle böyle bir oyun var. Senin dedi e, mailine yolladım bir okur musun? Tabii ki okurum abi ne demek filan dedim. En heyecanlı cümleler. Çok heyecanlandım ama şimdi yani Bodrum'dayım bir gün sonra sabah ben Deniz'e filan girdim unuttum yani. Ondan sonra akşamüstü aradı bir gün sen okudun mu dedi. Abi dedim bu akşam okuyor. On dedi bak dedi, ben de seni biliyorum sen birazcık rahat birisin ee, oku dedi çok seveceksin dedim. İyi tamam abi dedim ben o gece okudum. Arkadaş gülüyorum, ağlıyorum filan ve yani <laughs> bana deli muamelesi yapıyor yanımdakiler çünkü yani bir kalka atarken birden gözüm doluyor falan. Ama öyle bir oyun gerçekten. Evet. Ondan sonra aradım dedim ki ne zaman başlıyoruz? Hemen yani. Ee, ve işte o süreç başladı. Bu hususta benim yani tiyatro ile alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim kendime kangal köpeği gibiyim. Yani çok geç öğreniyorum, öğrendiğimi unutmuyorum asla. Bizim varın <laughs> şeyi de öyledir tabi ee, yani hakikaten mesela kanka, kanka beni bir şey çok zor öğretirsin ve öyle ne kadar unutmaz onu ya ben ezber yapamıyorum başlarda yani Engin Hoca sağ olsun dünyanın en iyi hocalarından biri ama çok Biliyorum. disiplinli bir adam ben onunla Bursa Nilüfer Belediyesi tiyatrosunda tersine dünya oyununda çalıştım ve onu çıldırttım yani işte biz, bizde de şöyle bir durum var diyor ki saat sekizde prova diyor sabah ya ben 8'de oraya git, gidebilmem için uyumamam gerek ya. Ve uyumuyorum hali. 1, üç, 5 adamcağız delirdi artık filan. Neyse oyun çıktı. Son işte bir şey premierisin geldiğiniz işte premierin öncesi kulisteyiz. Dedim ki Engin abi dedim hocam dedim hakkını helal et. Hayatımın dedim sayende en dedim disiplinli dönemini yaşadım dedim. Engin abi dedi Celil'cim dedi ben de senin sayende hayatımın en disiplinsiz dönemini yaşadım. <laughs> Sen dedi. Çünkü dedi provayı hiç istediğim saatte başlayamadım falan. Hatta başta şey falan diyormuş yani Cem abiye. Cem abi çok güzel yapıyor takdini. Yani çok gerçekten artık ben atacağım bunu ama çok yetenekli atamıyorum da filan diyor. Tatlı da çocuk, iyi de çocuk filan diyormuş. Öyle bir dönem geçirdik ama sağ olsun tahammül etti bana yani. Keza Cem abi de Onur da. Ya yani onlar gibi muazzam oyuncularla oynama şansını yakaladım ben. Çok güzel oldu benim için. Onur da sizin için aynı şeyi söylüyor. Gıyabınızda. Sö içi... Söylüyorum <gülüyor> <ya> <gülüyor> evet. gerçekten. Vay be. hiç. Onun WhatsApp, da çok eski WhatsApp mesajları şey... hiç öyle değil <gülüyor> onun. <gülüyor> <gülüyor> Yok şahane bir adam. Çok yetenekli bir herif. Hakikaten yani ben zaten bunu ben kimim ki söyleyeyim de. Hani hakikaten muazzam bir adam. Yeni bir proje teklifi geldiğinde kabul etmek için kriterleriniz nelerdir? Şöyle ki ben çok uzun yıllardır zaten... Aynı kader arkadaşlarına, yol arkadaşlarıma devam ediyorum Çağla ve Gülden'le. Ee, Kiraz'ın yüzden, annesi, yani aynen öyle. Kiraz'ımın annesiyle, yeğenimin annesiyle. Ee, yani ben onların hem öngörülerine hem de bu konudaki maharetlerine çok inanıyorum. O yüzden de şöyle oluyor. Yani onlar bir senaryoyu okuyup bu güzelmiş dediklerinde ben zaten o tamam kabul edelim o zaman diyorum. Neredeyse hiç bakmadan. Ama, bu çok önemli ama. Tabii dediğiniz. yani çünkü yani bir kader arkadaşıyız artık. Yani bu birlikte çalışmıyoruz. yani Aileyiz artık. Tabi duygusu çok kıymetli. Tabii yani mesela şu da olabiliyor. Ee, hakikaten çok demokrat bir e, üçlüyüz biz. Hı -hı. E, yani açık oylama yapıyoruz. Mesela iki kişi beğendim diyor. Bir kişi beğenmedim diyorsa oluyor o iş. Ah şahane. Ya yani mesela Hı -hı. Ama atıyorum ben ya güzelmiş diyorum. Onun istiyor diyor ki hayır olmayız, olmaz bu iş diyorlarsa ben üstelemiyorum mesela filan. Ya birinci kriterim o. Onun dışında da haliyle hani kim yazdı, kim çekiyor, kimlerle oynayacağım, yapımcısı kim, bunlar çok önemli. Ben bu konuda hep çok şanslı oldum. Hep şahane partnerlerim oldu benim çünkü yani hepsini ayrı ayrı çok çok kıymetliler benim için. Çok iyi yapımcılarla çalıştım, çok iyi yönetmenlerle çalıştım. Ama işte bu noktada da dediğim gibi az evvel söylediğim şey. Bunun dışında şeyler de gelmedi mi? Geldi. Ee, hatta çok ihtiyacım olan dönemlerde hiç param yoktu ama kabul etmedim. Bu da çok kıymetli bir durum. Yani et, sonra çok ağır dedim keşke. <laughs> <laughs> Yok etmedim yani. Ama bir duruş sergilemek aslında mesleğe de verilen değer. Evet saygıyla mesleğe da duyulan verilen... saygıyla alakalı bir şey Hı -hı. bu. Yani e, Oluyor çünkü. Ya. Bizim iş çok garip bir iş. Benim işte, dün bir şey yaptım akşam. Benim 17. senem profesyonel. Yani 17 senedir bu işten para kazanıyorum. 2003'ten beri. Ama yani bu para kazanıyorum e, tırnak içinde şöyle anlaşılmamalı. Yani başlarda kazandığım para e, öyle para değil yani. yani anlatabiliyor evet. muyum? Öyle kazanmasan da olur bir para yani o. Ama şimdi o, o, o yoldan gittiğim için çok mutluyum. Yani çünkü o dönemlerde çok daha değişik paralar ama çok kötü işler önerildi. Tabii. Onu Her kabul oyuncunun kabul etmedim, aslında yaşadığı yani. süreçler başlarken e, seçilmek için çok Aynen çaba öyle. sarf tabii, ediyoruz. Tabii. Belli bir süre sonra da aslında seçmeye başlıyoruz. Evet. Peki siz artık seçmeye başlayan bir oyuncu olma aşamasında sizi bir basamak yukarı çıkaran en önemli etken neydi? Vallahi ben son öyle yani bu 17 senenin son 5 senesini de seçiyorum. Beş beş senedir yani ben öyle bir durumdayım. Nice beş ee, Ama seçiyorumdan kastım da şu hani bunu bir ego ya da kibir olarak düşünmemekte fayda var. Sadece hani mesela hala şeyin tarafıyım ben. Mesela gidip bir audition veriyorum. Yani çünkü hem yönetmenle o anda tanışıyorsun çünkü ve bence çok sağlıklı bir şey. O dişin Biz vermek... bizde çok yanlış algılanıyor aslında. Evet, yani Çoğu ben yani ben niye çok niye o veriyorum? Şey, evet. bir, bir dur bakalım ortadaki fren yani arada bir bas. Hı hı. Ee, ben yani bunu gayret ediyorum. Ama mesela şu olduğu, şöyle bir şey olduğu vakit artık hani buna ihtiyaç kalmıyor. Yani yıllardır çalıştığım bir yönetmen, tabii. yapımcıyı tanıyorsun. işi biliyorsun. Hani rol çok belli. Hı -hı. Böyle durumlarda tabii ki gerek yani kalmıyor ama onun dışında hayatımın işte <laughs> mesleğimin 12 senesi odisyon vermekle <laughs> ve verdiğim odisyonu geri alamamakla geçti. <gülüyor> <gülüyor> yani olmadı bir bir türlü. O hepimizin hayatında baş köşede evet, <laughs> bir evet. durum yani. E şimdi oyunculuk yapıyorsunuz, Kafa Dergisi'nde yazıyorsunuz. Aynı zamanda sahne alıyorsunuz ve şarkı söylüyorsunuz. Evet. E bütün bunları bir araya getirdiğimizde bir müzikal yapma fikrine nasıl bakarsınız? Ya Bunlar çok süper fikirler ama birazcık şu anda ütopik anlatabiliyor muyum? Hı hı. Hem Dönemden dolayı hem yoksa... içinde bulunduğumuz dönemle alakalı hem de e, bir şey yapıyorsak onun hakkını vermek gerekiyor. Müzikal dediğimiz şey e, belki de sahne sanatlarının en pahalı performanslarından biri. Projeye mi inanmanız gerekiyor çok yani? Tabii ki çok inanmam gerekiyor. Bir, İkincisi attığımız taş ürküttüğümüz kurbağayı değecek mi? Buna bakmamız lazım. İki, çünkü yani biz bir prodüksiyon yaptık, bir şey çıkardık ortaya. E bunu şimdi izlemeye altı kişi gelecekse onu bizim salonda da yaparız yani hani hani alırız enstrümanları elimize. Hakkını Ama vermek. Hakkını vermekte fayda var. Bir de bu ciddi bir mesai isteyen bir durum. Yani şimdi bizim mesela işte üçü bir arada. Eski Adıyla Erkekler Futbol Vedası hazır bir oyun ve 84. oyunu oynadık. Ya yani şu anda zaten hani inşallah Allah izin verirse her şey yolunda giderse Şubat gibi oynamaya başladığımızda biz prova yapmadan devam edeceğiz. Tabii. Ama şimdi hani bir müzikal dediğiniz şeyin sadece prova süreci belki 6 ay. Öyle e dekoru, o... kostümü, koreografisi, şarkı, her stüdyosu şey içinde... her şeyle. E bir de şimdi zaten hani daha yeni çıkmışız pandemiden o 6 ayı en azından biraz para kazanarak geçelim. Ya olur niye olmasın? Tabii ki olur. Fakat ya fakat yok aslında. ya Fakat çünkü sonrasını çok e, olumsuzlaştıran bir kelime. Tabii ki yapalım. Tabii ki yapılsın. E, mesela ben şeyden tarafım. Yani o kadar atıyorum yarın bir gün... Ee, hepimiz hepimizin başına gelecek bir şey hepimiz öleceğiz. Ee, mesela biri dese ki hani ben Celil Alçakan'ın hayatını film yapmak istiyorum. Abi isterim ki herkes yapsın. Ya yani kötü de yapsınlar. anlatabiliyorum. muyum? İyi de yapsınlar. Yani hani mesela çok yaşarken kötü bir oyuncu yaşarken yapılmasını da o... istiyor. Genelde hayatta olmuyor. Ben yaşarken çok istedim. Yaşarken çünkü Abi ben kendim oynamak istiyorum o da. <laughs> manasız olur yani yok yok Hani bu şey yani kendimden verdiğim bu örnek yani kibir olarak algılanmasın ama yani ben e, denenerek doğrunun e, bulunduğu taraftayım fikir olarak bir de bizim yaptığımız için tek bir doğrusu yok yani e, bugüne kadar e, kaç Lady Macbeth oynamış oyuncu varsa o kadar Lady Macbeth var bu hayatta anlatabiliyor muyum ya yani doğru çok çeşitli ve çok kalabalık bizde o yüzden. E, o yüzden okumayı çok isterim. Hani ne zaman, nerede ve nasıl olacağı hususunda dediğim gibi e, umarım şartlar doğru olur ve olgunlaşır. E, umarım Engin abi yönetir de bu sefer yani, ke, kederden bayılmaz adamcağız. Engin Hakan benim adımı duyunca bir... Engin abi zaten yani <laughs> muhtemelen oyna bile gelmez. Ne düşünüyorsunuz mesela? <laughs> ne, nasıl bir müzikal bu? Bekarlığa Vefa Partisi isminde ee, iki perde <laughs> ben şu an kastı yaptım, ben yokum o kastı. <laughs> sekiz, kişi. sekiz kişi, Ona sekiz erkek, bir kadın. Ali İlkan, Bolat Görkem, Arslan, Ceren, Cemcüce ne oldu? Gerçekten daha önce hiç işlenmemiş bir konu. Bekarlar Vefa Partisi. Vefa Partisi, fantastik komedi, müzikal. Hmm. Ondan sonra çok ciddi bir şekilde, çok iddialıyız. Bu arada bunu gerçekten olur olur çok güzel söylüyorum. E, şey söylüyorum. Şey. Biz aslında bunun görüşmelerine başladık, yol almaya başlamıştık. Pandemiden dolayı bir sezon erteledik. E, yani çok star bir iş aslında. O yüzden hikayesi de zaten isimle çok örtüşüyor. Hmm. Ondan sonra herkesin başrol olduğu ve herkesin gerçekten starlaştığı sahnelerle dolu bir müzikal. Ben sizin sahnenize de geldim. Sizi şarkı söylerken de dinledim, izledim. Bir hikayeyi tüm duygularıyla böyle anlatır gibi... Kendinize evet. has bir yorumla söylüyorsunuz şarkıları. Evet. Ben bunu sizi gerçekten dinlerken de düşündüm. Şimdi hissettirmek için ön koşul önce sizin hissetmenizi çok daha derin hissetmeniz evet. gerekir ya. Yönetmenlik yapma fikri var mı ilerleyen dönemlerde? Hiç yok. Biliyor musun hiç yok. Ya bunu siz şarkı söylerken düşündüğüm bir... Yani şöyle ki zaten o şarkı işi canım kardeşim İzzet'in, İzzet Çapa'nın <laughs> E aynı şu anda sizin yaptığınız gibi bir gün dedi ki Celon gel bir yemek yiyelim dedi. Ben de yiyelim kardeşim özleştik dedim. Şimdi oturduk İzzet yani İzzet vasıtasıyla tanıdığım çok yakın arkadaşlarım ve ben bir öğlen yemeği yiyoruz. Abi ne dedi hani bizim dedi burada da dedi hani aslında bir şarkı... Ya dedim abi benden mümkün mü oğlum? Ya ben de dedi de aynı şeyi söyledim bizimkilere ama dedi yani. Çünkü de... çok hoş sohbetsiniz ve herkes sizin için sohbeti çok keyifli. Eyvallah. Çok, Muhtemelen çok bunu oraya taşımak istedi diye düşünüyor. Evet ya yani benimki zaten şey değil. Ya benimki bir konser değil. Yani zaten öyle bir şey haddim de değil. Evet. Benimki aslında bir gösteri. Yani baktınız vakit çünkü ben epey dertleşiyorum gelen ahbaplarımla ve hemen hemen de ortak dertleri yaşadığımız için. Ee, o eğlence ya eğlenceli doğru laf mı bilmiyorum ama doğru bir yere gidiyor günün sonunda. Zaten bir keyif süreci var. Herkesin eşlik ettiği. Mesela o lezzet çok geçiyor. Ya eşiyor. zaten ben oradaki şarkıların hiçbirini daha başından sonra tek başıma söyleyemedim ki. <laughs> şarkıların hepsinde de şimdi sıra sizde gibi oluyor yani. Hani <laughs> acımasız olma diyorsun. <laughs> şimdi bu koala falan. Hatta Zafer abi çok eğlenir benimle o Zafer Algöz. Hadi söyleyeceğim mi bu akşam da mertileri falan diyor. <laughs> <laughs> ay, ay. Ama gerçekten sahneniz çok keyifli. Çok tadından çok teşekkür yermiyor. Devam ederim. edecek çok mi? Çok teşekkür ederim. Çok Yani bu dönemde sonra... tabii ki olanaksız. Ama e, tam da yeri gelmişken... Şöyle bir durum. Benim çok kıymetli bir kardeşim var Aydın Kara. E, çok önemli bir müzisyen de, Çok önemli bir aranjördür. O bir gün işte Instagram'a yazdı. E, yani işte konservatuvarda hocalar şey dermiş. Öğrencilere, enstrümanınız sizin evladınız şu saatten sonra. Şimdi müzisyen kardeşlerim evlatlarını satıyorlar yaşayabilmek için. Evet. Yani enstrümanlarını satıyorlar ve bu çok acı bir şey. Yani ben tabii ki isterim hani günün birinde bu sahneler tekrar açıldığında evvelden böyle ya yapsak mı dediğim her şeyi yani defaten söylüyorum bunu. Pek çok kere yani haftada tabii. bir kere yapacağım şey haftada yedi kere yapmayı vaat ederek diyorum yani. Çünkü bir şekilde e, bu çarkın tekrar dönmeye başlaması gerekiyor. Çünkü dokuz tabii. ay oldu. Dokuz ay kısa bir süre değil. Çok uzun bir süre. Yani, yani bu hakikaten şaka bir yana gerçekten çok tabii, ciddi bir günü, süre. Tabii ve bu güruh bizim içinde bulunduğumuz bu sektör neredeyse yövmiye gibi düşünelim evet. hayatı. Çünkü yani öyle birikimlik bir durum da yok ortada. Hı -hı. E, ve sadece burası değil e, bu sektöre atıyorum şeyine mutfağına meyve veren manavından hani kapısındaki taksisine kadar. kadar çok etkileyen bir süreç. O yüzden inşallah tez zamanda geçer. İnşallah biz de tekrar sahnelere Kesinlikle hepimizin temennisi bu. Benim yani sözüm şu. Benim program normalde 2 saat falan sürüyor. Yani izzetle de konuşmam. İlk programı 4 saat yapacağım. Söz dedim sana 4 saat inmeyeceğim dedim yani. Çok özlüyoruz bir de biz. Biz de özledik yani. Siz bir dönem arkadaşlarınızla beraber İstanbul Repertuar Tiyatrosu'nda kurdunuz Çok eski bir dönem evet. Ve evet. kendi yazdığınız Sevgili Sevgilim adlı evet. oyunu da sahnelediniz. Şimdi evet. tiyatro yöneticiliği tabii çok başka bir mesai gerektiriyor. Evet. Ee, ileride var mı öyle planlar Bizim... bir tiyatro kurayım tekrardan? Yok ben o işi tamamen e, Cem Davranın Cem Davran'a yanladım kendimi anlatabiliyor <laughs> muyum? İş, o o, iş, o kısmı Tiyazı o zaten davran, yapıyor. Yani evet yani o çünkü hem benim hani büyüğüm hocam hem de hakikaten <laughs> abim yani e, o hiç bilmediğim kısımlar hakkında o yüzden ben e, hiçbir şey bilmiyorsam haddimi biliyorum efendim o yüzden hiç gerek yok benim öyle bir şey yapmama ama e, yani İstanbul Repertuar Tiyatrosu da zaten öyle kurulmuş bir kurum filan değildi. Biz işte okuldan mezun olmuş, işsiz kalmış birkaç arkadaştık. Ulan hiç kimse bizi tiyatrosuna almıyor, dizisine almıyor. Bari biz kendimiz yapalım filan dedik. Zaten 6 oyun filan oynadık. Hatta 6. oyunda elektrikleri kesildi salonun. Mumlarla bile yani büyük rezalet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyorum yani hani Bunların tamamını yaşadığım için söylüyorum. Yani sahne pahalı bir yer. Meşakkatli bir yer, pahalı bir yer. Yola çıktığın vakitle hani yola çıktığın zaman başka işlerde eminim böyledir. Onları da bilmiyorum ama hani en azından bir liste yaparsın. Ve yani artı eksi bir şeyle o listeye sadık bir bütçe çıkar. Bizim işlerde öyle değil. Yani bir liste yaparsın alakasız başka bir para çıkar günün sonunda yani. Yaptığınız ya her işi gerçekten e, alnınızın akıyla yapıyorsunuz. Estağfurullah. Oyunculuk yazarlık Efendim. Bu arada kitap galiba yakın bir zamanda Evet e, ya şöyle bu yazarlık mevzu da e, ben yazıyordum evvelden de candaş benim çok yak yakınım yani hakikaten e, candaş bu hayatta böyle Mesela gamsız gibi görünür, biraz rahat gibi görünür arkadaşlık ilişkilerinde ama bir gün başına kötü bir şey geldiğinde ya da zora düştüğünde candaşın ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu, aslında arkadaşlık kardeş olduğunu anlarsın. Zekasına da hani şeyine öngörüsüne çok güvenirim. Candaş dedi oğlum yazsana dedi kafada. Bunu altı sene önce dedi. Pardon 5 sene önce dedi. Ben 5 senedir yazıyorum dergiye. Ee, ama hani şöyle bir durum da var ki yani dergi ulaşır ulaşmaz ya da alınır oku yani her ay mesela abonesi değilseniz belki ulaşamayabilirsiniz gibi bir durumla işte ilk elveda diyorsun eyvallah diyorum çıktı. Ee, şimdi hazırda bekleyen hatta birkaç gün önce Arel'le konuştum. Ee, ama şu dönemi önce bir birazcık da atlatalım bekleyen ikinci bir kitap bitti yani hali hazırda duruyor şu an. İnşallah yakın zamanda çıkacak. Ee, biz ne zaman okuyabileceğiz? Bize ne zaman acaba imzalayabilecek? Yani, İmza günü ne zaman? İmza günüleri onları efendim Beylere yani inkılap yayınlarına e, paslıyoruz. E, ben dediğim gibi ben hazırım. Yani hani ne zaman olursa ki olabildiğince çabuk kavuşturmak isterim. Çünkü hakikaten bu böyle... E, hani böyle şeyin böyle meziyetini göstermek değil de senden çıkan bir şeyi göstermek. Yani yani bir şarkı sözü yazarının şarkısını herkese dinletmek istemesi gibi bir şey. Çok yani, iyi biliyorum o duyguyu. Güzel olacak, güzel olacak. Yani umuyorum ki güzel olacak çünkü elveda diyorsun eyvallah diyorum da ben hep öyle geri dönüşler aldım. Abi hani ya. Yani hakikaten ben de aynısını yaşamıştım ya bu acının diyen pek çok kardeşimle kavuşma imkanı oldu. Ee, o yüzden inşallah bu da öyle olur. Bir diye de sizin kaleminizi e, ve dilinizi bilen insanlar çok daha büyük bir bekliyor. Şu evet anda yani için. On, onlar için zaten şey olacak. Değişik. Mesela e, ilk kitaptan sonraki bazı röportajlarda şey diyorlar yani gerçekten yani şimdi bu röportajı yapan kardeşin taklidi gibi olmasa yani bu kadar çok acı yaşayıp nasıl yani dedin onların hepsi ben yaşasam yaşasam şu an hani Karacaahmet'teydim zaten hani bir arkadaşımın acıları onlar. <laughs> Tamamı benim değil ama yani bu bunda daha da fena bazı anlar ve durumlar yok değil hani. Aralarından bestelenilecek olanlar var mı? Olabilir Vallahi olanlar yani mesela. Var gibi görünüyor. Yani dediğim gibi ben çok çok mutlu şeyler yazmak için başlıyorum Hı -hı. kimi zaman ee, ama hiç mutlu sonla bitmiyor yani. Neticede zaten bir şeyin sonunda son yazıyorsa mutlaka en az bir üzülen vardır o işin sonunda. <laughs>